Önce bir sileyim. Hatta şey dedim, doktora şey diyeceğim dedim. Kaldırabildiğiniz kadar kaldırın ucunu. Alnımın ortasına koy burnunu. Gençler böyle oluyor. Kaldırabilecek ay kaldır diyor. Bazısı korkuyor. Orta yaş veya bir yaş kalacak. Sen misin? Aman hocam çok kalkmasın. Ya diyorum zaten ameliyatla değil bu. Dolgu. Ne değil kadar, aynı. Ne kadar kalksın da ne kadar kalkabilir ki? Çünkü konuşurken çok düşüyor aşağı. Evet. Bu fotoğraflar da hiç güzel durmuyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim başlıyorum. Kaçıncı ambulans ya? Bilmiyorum. Evet ya. Allah korusun kaza maza yok inşallah. Ambulans hep bende şey hatırlatıyor. Ben ilk doktor olduğumda atamam yapıldı. Küçük bir yerin devlet hastanesinde çalışıyorum. Ama hiçbir uzman yok orada. Sadece pratisyen hekimleri var. Şimdi gece ambulans sesi geldiğinde böyle bir korkardım. Ben yeni mezunsun. Acaba ne gelecek derdim. Şey olurdu. Acil servis odasıyla doktor odası arasında bir koridor vardı. Bu koridor yaklaşık böyle 20 metre falan. Şey, hemşirem telefonla arardı işte, hocam hasta geldi diye gece. O 20 metre boyunca var ya aklıma neler geçerdi acaba? Acaba ne geldi? Şimdi insan meslekte yeniyse korkuyor, şey korkuyor. Acaba Faydalı olabilir miyim? Zarar vermeden bu tedavi edebilir miyim? Daha yeni mezunum. Ki ben gerçekten çok iyi bir öğrenciydim. Aslında insanı geliştiren de o kaygı biliyor musun? Cebimde reçete değerli kitabı vardı. O var. Bütün kitaplarımı götürürdüm. Hastayı muayene ederdim. Tansiyonu ölçerdim, nabzını ölçerdim. Acaba bir şey kaçırıyor mu diye kitaplarıma gelip tekrar bakardım. O korku, o vicdani olay insanı gerçekten meslek olarak çok geliştiriyor. Artık bir yıl geçtiğinde ambulans gelse ne gelebilir ki diyorsun yani. O kadar şey ki her şeye müdahale ederim duygusu yaşıyorsun. Ama onu sürekli kendi geliştirdiğin için. Başka meslekte arkadaşlar vardı, ben onu paylaşmıştım çocukla. Ben hala korkuyorum diyor. Çünkü sen hala korkuyorsun, çünkü sen eğitmiyorsun kendini. Yetiştirmiyorsun, korkacaksın tabii. 7 yıl olmuş presenlik yapıyor, yerde kazanamamıştı. Korkuyor, korkacaksın tabii. Ama korkun için bir şey yapman lazım. Çalışacaksın, emek vereceksin, okuyacaksın, hastayı takip edeceksin, günü kurtarmayacaksın yani. Sonra zaten sınava girdim. Kaptama cerrahi sınavı kazandım. Gittim kaptama cerrahi oldum. Çok kalkmadım. Çok güzel oldu maşallah. Çok güzel maşallah. Değil mi nasıl? Çok güzel maşallah. Çok kalkmadım. Zaten az önce şaka yaptım. Alnın ortasına koydum, ben anlamam. Alnı henüz değmedi. Az kaldı alnına diyeceğim. Prenses sen ne dersen de, yani ya kendine olumsuz bir şey istesen ben yine sana estik. Olmayacaksa yapmam ya. Benim bir aslım vardı. Ameliyatlarda orada gerçekten çok abartılı şeyler yapılabiliyor. Kadın geldi. O kadar böyle bir şey istedi ki o istedi bunu yapamam dedim. Niye yapamıyorsun dedi. Dedim yap. Hani becerim yok gibisinden bir şey oldu. Dedim böyle bir şey yok.
Ben dedim bir hastam onu yapamam dedim yani. Yapılabilecek bir şey değil ama yüzüne uyacak bir şey değil. Sonunda ameliyatımı yapmadım. Ya tabii ki bu sefer daha sonra da memnun olmazsa size yine gelecek. Ya şey, şöyle yaptım, böyle yaptım. Bazı algısı bozuk. Ben sana söyleyeyim. Tabii. Bir tane hasta vardı. Kadından burnu yaptım. O kadar güzel oldu ki. O kadar doğal. Hiç kimse fark etmiyor. Hiç kimse. O kadar hoş ki. Gerçekten. Zaten öyle olsun. Böyle ama kadın geldi. Bana diyor ki ben bunu beğenmedim. Niye? Dedim çok doğal, çok güzel. Olmadı mı? Oldu dedi. E dedim yani neyi beğenmiyorsun? Ben doğal istemiyorum ki. Böyle kalkıp olsun. Dışarı uzaktan delikler görünsün falan. Böyle saçma sapan şeyler söylüyor. Yani. Abla yaptırıyorum dedim. Belli olsun. Yani benim değişiklik olsun da aynen. Anlaşılmamız daha güzel bence. Doğal, bence de. Doğal ve güzel olmasını istiyoruz. Biz öyle abartılı şeyler bizim şeyimizde yok zaten. Kitabımızda yok. Hazır mısın? Hazırım. Bak görüyorum zaten yaklaştır ve bak hafif dışarı çıkıyor artık dolgu. O kadar koyduk ki bundan daha fazla bir milim bile almaz. Buradan sonra bastığın zaman burun genişlemeye başlar, büyümeye başlar. Buna şimdiye kadar kalkar, bundan sonra büyür. Tut bakalım. Ay. Farklı geldi şu an gözüme. Çok güzel oldu. Şu an dolguyu içeride hissettiğiniz için ufak bir değişik geliyor. O birkaç gün sonra gayet kendi burnumuz gibi olacak zaten. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.